Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık bazı rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin Türkiye'deki kira fiyatlarını düşürmesi bekleniyor. Ülkemizdeki 3 milyon Suriyelinin 600 bini konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Suriyelilerin sadece İstanbul'da 300 bin konutta kaldığı düşünülüyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Türkiye'de sayısı yaklaşık 3 milyon olan ve geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geri dönmesinin kiralık ve satılık konut fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünün özellikle kira fiyatlarına olumlu katkısı olacağını söyledi. Akdoğan, özellikle kiralı konut tarafında arz talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Talebin yüksek olması fiyatlara ciddi şekilde olumsuz yansımış ve kiraları artırmıştı. Kiralık arzımız az ancak talep çok canlı ve sürekli artıyor. Bu da fiyatları artırıyor ve ev sahiplerinin elini güçlendiriyor. Şartları da kiracı açısından ağırlaştırıyor. Dedim. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzının artacağını dile getiren Akdoğan, boşalan evlerin hızlı şekilde kiraya verilmesi için mülk sahiplere ağır şartlar sunamayacaktır diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz. Ancak bu durum her yer için geçerli olmayacaktır. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde olacak. Kendi vatandaşımız için ciddi seçenek ve alternatifler ortaya çıkacak. ev ulaşma ve ev kiralama biraz daha kolaylaşacaktır diye konuştu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağıda İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirterek konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bu nedenle bölgedeki kiralar yükseliyordu. Şimdi Suriye'ye ciddi bir geri dönüş olacağı belirtiliyor. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar ifadelerini kullandım. Ancak kiralardaki muhtemel düşüşün veya kiralık konut tarzının artmasının zaman alacağını belirten Aşa, kısa vadede olmasını beklemiyorum. Emlak piyasasına ciddi olumlu etkisi olacaktır ancak belirli bir zaman sonra olacaktır değerlendirmesini yaptım. Gayrimenkul danışmanı Selçuk İçdurma Durma, Suriyelilerin dönüşünün olumlu ve olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, özellikle İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçeleriyle Gaziantep, Şanlıurfa gibi bazı bölgeler çok daha fazla etkilenecektir. Ülkelerine dönecek olanların daha önce satın aldığı gayrimenkullerden güzel bir kar ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden gayrimenkullerini uygun bir fiyattan satabilirler. Kira fiyatlarının da düşeceğini söyleyebiliriz dedi. Esat rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir hükümetin kuruluyor olması mülteciler için geri dönüş fırsatını doğurdu. Ülkemizde kayıtlı 3 milyona yakın mültecinin ülkelerine geri dönmesiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu durum iş dünyası tarafından da yankı buldu. Çünkü 100 bini kayıtlı, kayıt dışıyla birlikte 1 milyonu bulan Suriyeli işçiler, Türk iş gücü piyasasında kayda değer bir etki oluşturuyor. Konuyu iş dünyası temsilcilerine sorduk. Bir kesim Suriyelilerin dönmesi sorun olmaz. Ülkemizdeki iş gücü yeter. Ayrıca kayıt dışı ekonomiye olumlu etkisi olur açıklamasını yaparken diğer bir kesim ise ağırlıklı olarak emek yoğun sektörde çalıştıkları için dönüşler kayıp oluşturacaktır. Gençlerimiz emek yoğun sektörlere ilgi duymuyor açıklamasını yapıyor. Diğer yandan ülkemizde 12 bin Suriye sermayeli şirkette bulunuyor.